Selamünaleyküm gençler, ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir kardeşlerim. Allah'a emanet. Kardeşim kapatıyormuşuz gibi oldu lan. Lan biz videoya gelecektik, video bitti lan. Arkadaşlar biraz boğazım nane iyiymiş kuzum. Artık ölümlerdeyiz arkadaşlar, ölümlerdeyiz. Kış da geldi, gayrı ben poku yerim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günaydın. Bugün dehşetli vahşet balık gelecek. Şöyle bir göstereyim abi, öncelikle kafeslerimizi daha dışarıya çıkartacağız. Dükkanımızı daha yeni açtık. Kardeşim neredeyiz bakayım kardeşim. İt ölür kervan geçmez bir yerdeyiz herhalde. Biz neredeyiz kardeşim ya böyle. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bugün normalde çok güzel kargolarımız var. Bir de balıklar gelecek. Şimdi arkadaşlar cikletlerimiz zaten burada biliyorsunuz. 100 tane Japon gelecek. Değişik lepistesler, melekler vesaire vesaire gelecek. Lakin biz bunları nereye sıkıştıracağız bilmiyorum. Niye gelecek onu da size bir anlatayım. Agalar bizim Alperen maalesef dükkanını kapatıyor. Ondan dolayı da balıkları bana getirecek. Bu arada bana da bir tane hediyesi olacak. Bir tane onda şey vardı, oksijen tüpü vardı arkadaşlar. Onu da bana hediye getirecek sağ olsun. Arkadaşlar o sağlık sebeplerinden dolayı dükkanı kapatacak Pet Shop'u. Lider Pet Shop kapanıyor artık. Ama ondan sonra inşallah birazcık kendilerini toparlasınlar. Tekrardan gelecekler diye ümit ediyoruz arkadaşlarım. Bugün bunun videosunu çekiyoruz. Bugün tabii ayrıca kargolarımız da var. Bir jandarma Çorum'da bir asker arkadaşımız var arkadaşlar. Oraya iki çuval mama göndereceğiz. Bazı eksikleri varmış, onları da halledeceğiz. Ondan sonra başka kargolarımız da var. Şöyle göstereyim, şurada bir kargomuz var. Bunun dışında yine küp müp saracağımız bir kargomuz var. Arkadaşlar yine yoğunuz yani. İyi kardeşim, yine koşturuyoruz kardeşim. Yine ebemiz mumyalanmış. Bu arada size şunu da göstereyim. Arkadaşlar bu kedi tırmalamalarından aldık, tamam mı? Bunlardan arkadaşlar kuracağız. Hepsini kardeşim bu videoda nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Bunu da benim ayrıca bir arkadaşım vardı. O istedi. Kardeşim bu ne lan? Dükkanda şerefsizim. Kardeşim hani birini böyle kesersek herhalde onun için mevzu malzemeleri var arkadaşlar. Bu da bir arkadaşımız için getirdik özel olarak. Normalde bende normal kedi mamasının refleksin kısır olmayanı yoktu yani. Somonlu ve kısır olmayan yoktu. Bunu da bir arkadaşım benden bir aydır istiyor. Yalan yok, adam bir aydır bekliyor kardeşim. Vallahi adamdaki azme yani kardeşim, şapka çıkartıyorum. Adam en sonunda başardı, bize getirtirdi. Onun mamasını vereceğiz. Bende normal refleksler vardı ama dediğim gibi bu yoktu. Bunu da bir arkadaşıma vereceğim. Arkadaşlar çantalar vesaire geldi. Yani yine bir sürü malzeme getirdik. Arkadaşlar Pet Shop açalım dedik. Toptancı açtık yanlışlıkla. Herhalde öyle bir şey oldu. Şuna bakar mısınız? Bir sürü tırmalama tahtası. Biz normalde bundan zamanında sadece bir tane şöyle alırdık. Şimdi kardeşim. Ay maşallah. Ey. Arkadaşlar bundan da çok güzel oyuncaklarımız var. Bak normalde bizim bu oyuncaklar, şöyle bir göstereyim kardeşim, bu ne la? Bak mesela çok mat değil mi? Çok. Bu ne kardeşim? Sen niye böyle esmerleştin diyorsun. Sonra kardeşim şuraya bir geliyorsun lan. Kardeşim bu ne biçim oyuncak lan? Kardeşim topun nerede lan senin? Aa işte top. Aa bir tane topumuz yok. O da buradaymış. Kardeşim eksik toplu oyuncak satıyoruz herhalde. Yine kul hakkı time. Vallahi arkadaşlar durumlar... Kardeşim kahvemiz de bitmiş. Yine boku yedik arkadaşlar. Vallahi durumlar bu şekilde. Şimdi acaba hangi işle başlayalım? Yine kardeşim 50 milyon tane işimiz var. Ya kardeşim bir tanesini yapacak kötümüz yok yani. Hiç iş yapmak istemiyorum ya. Yani nasıl olacak lan bu hayat? Yani istiyorum ki hemen emekli olayım kardeşim. Ama öyle de olmaz ki herhalde ya. Kardeşim herhalde bir, en son bir... Bir banka dizleyeceğim yani. Kendi dükkanımı dizliyorum, olmuyor, yetmiyor. Bir saniye. Şunları arkadaşlar bir dışarıya dizelim. Kardeşim bir tane amca vardı, gözüme baktı. Ben de dedim ki bir kapatayım da sonra demesin bu adam deli mi kardeşim. Yani ah hayat, hayat. Kardeşim Cedric'inkinden daha zor, şerefsizim. Cedric yanında halt etmiş. Arkadaşlar bunları buraya diziyorum, niye biliyorsunuz bu? Çünkü kardeşim kirlenmesin. Diğerleri ikinci el zannediyor millet. Bunları ben direkt buraya koyuyorum ki yağmur, kar, kış tipi gelmesin arkadaşlar üstlerine. Şimdi ben bunları bu şey yapacağım, bir dükkanın önüne bir dizeyim kardeşim. Geliyorum. Arkadaşlar size yine bir kul hakkından bahsedeceğim. Neden kardeşim? Çünkü bak geçen ne kadar çok yediyse kardeşim ağzımıza yüzümüze bulaşmış. Tabii arkadaşlar bakar mısınız, istimlat duvarımız çöktü arkadaşlar. Lan ben sana çok güveniyordum lan. Şerefsiz. Senin nasıl çöktü? Oğlum eğer ki bizim istimlat duvarı çöküyorsa kardeşim demek ki bizim bir şeyimizde sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim bir saniye. Arkadaşlar nasıl göstereceğim? Yıkılmışız kardeşim ya. Bir saniye. Arkadaşlar düşünüyorum ne bok yedim diye. Kardeşim o kadar çok şey aklıma geliyor ki. Aa diyorum hak etmişiz kardeşim, hak etmişiz. Yani şuna bir bakar mısınız? Kardeşim biz buraya kum koymuştuk. Yıkılmışız ya. Kardeşim aşağıdaki kumun üstüne oturmuşuz. Ben bunu ne zaman fark ettim? Ben bunu dün fark ettim arkadaşlar. Dün öyle olunca birazcık kumu indirdim. Ön tarafa götürdüm. Biraz dedim de iki, kardeşim beş tane indirmişiz. Artık inşallah. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben buraya indirecektim. Maksadım neydi biliyor musunuz? Şu kumlar. Anasını satayım yine kendimize bir şey. Kardeşim
hakkı yemeyeceğiz ya. Bu, en son Kabe'ye gideceğim. Böyle olmuyor. Arkadaşlar dedim ki şunu biraz öne alayım, tamam mı? Yani tam tahta üstüne otursun dedim. Yoksa çünkü böyle biraz eğimli oluyor. Şunlar üstümüze doğru gelecekmiş gibi oluyor, tamam mı? Velhasıl kelam yapamadık kardeşim. Yaparken daha da çatır etti. Zaten görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yani tamamen kurtulmuş abi. Tamamen kurtulmuş. Yani şu anda bunun üstünde duruyor. Hani olay ki bu bir kayarsa mokokoko kardeşim 7 14 21 28 kardeşim, çok öyle 7 7 saymayı bilseydim zaten matematik hocası olurdum. 35 olması lazım. 42 49 herhalde 56 falandır bu. Arkadaşlar yani 56 kilonun altında kalırız büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar buradan kaçalım çünkü burası gerçekten tehlikeli. Hani buradan bir şey aldığımız zaman alıp kaçıyoruz arkadaşlar. Mesela ben geçenlerde şuradan akıllı yemlik falan aldım. Az daha ölecektim yani, burada akutu çağırdım arkadaşlar. Dedim ki gelin beni kurtarın kardeşim. O da dedi ki girmeseydin bana ne. Yani öyle olunca ölüyorduk arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi dolabımız kırıldı. Buradan bir çıkalım kardeşim. Burası zaten bu hani dükkanlarda eroin saklarlarda böyle gizli bir bölüm olur ya. Aynı onun gibi. Bunu şuraya sürünce kardeşim orada hiçbir şey yok. Öyle bir ortam oluşuyor yani. Şimdi gencolar ne yapacağız abi? Az önce bu arada videomuzun arasında bir Econature'den şöyle bir kilo verdik. Dükkanımızın siftahına attık. Çok şükür Allah'ıma. Şimdi agalar balıklarımız gelecek. Balıklar için hani bir ön hazırlık yapmayacağız. Yani niye hazırlık yapalım kardeşim? Zaten her şey hazır. Ben zaten suları evvelden dinlendiriyordum, tamam mı? Ondan sonra zaten cikletlerin oraya bir şey elleşmeyeceğiz. Aşağıya komple Japon basmayı düşünüyoruz. Kardeşim duruma bakacağız yani. Şurada kaç tane elbisesi kalmış? 3, 6, 7 tane kalmış. Şurada da 2 tane erkek var diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, bir tanesi oradan bize selam veriyor. Yani diğeri de çıktı. Kardeşim kamerayı gören kameraya oynuyor. Ben ne diyeyim size? Şimdi agalar biz bir mama yapacağız biliyorsunuz. Ben birazdan geliyorum, şu mama işini bir çözeyim olayını, tamam mı? Şu mamalardan yapacağız arkadaşlar. Normalde benim şöyle iki çuval mamam vardı, tamam mı? Bizim bu komutan arkadaşlar normal çuvalla yollayacağız. Lakin öyle göndermeyeceğiz. Niye biliyor musunuz? Abi burada gerçekten sokak köpeği yok. Harbiden köpek yok. Yani ben buraya geldim geleli 5 ayda 2 defa köpek gördüm arkadaşlar, sokak köpeği. O yüzden sokak köpeği mamasını komple o arkadaşımıza göndereceğiz. Zaten konuştuk. Bunları ben bir de paketlemiştim. Allah'tan, yoksa bunların kokusu kaçardı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız abi? Bu mamalardan arkadaşımıza ayarlayacağız. Ondan sonra da göndereceğiz. Zaten ben ona söyledim. Kanka dedim böyle böyle, ben bunları paketledim dedim. Sıkıntı yok mamada. Ondan sonra bu mamayı göndereceğiz. Çünkü burada köpek yok abi. Hani kedide tamam sıkıntımız yok. Cayır cayır kedi maması veriyoruz ama köpek yok abi. Vallahi sokakta köpek gezmiyor. Bu da çok enteresan. Şimdi buraya ben bir ayar çekeyim. Zaten pek bir yerimiz de yok. Hemen bu ortamda ayarımızı yapacağız. Ondan sonra paketlemeye başlarız. Bu videonun içerisinde nasip olursa balıkları da göstereceğim agalar. Arkadaşlar mama kolimiz hazır, görmüş olduğunuz gibi. Abi şimdi biz bunu bir iyice ne bir sarıp sarmalayacağız. Daha ayrıca bir çuval da göndereceğiz. Şuradan bir tane de çuval göndereceğim abi. Şimdi ben bunu bir sarayım. Yalnız çok ciddi ağır oldu. Şey yapacağız, üzerine bir karton daha koyacağız arkadaşlar. Üzerine yama yapacağım. Ondan sonra da bayağı bir bant çekeceğim. Hani sağlam bir bant çekmezsem nane yiyiriz kuzum. Kardeşim her videomuzda olmazsa olmaz. Ketçap. Arkadaşlar bunu ben bir sarayım, tamamlayayım, geliyorum. Öldüm agalar, öldüm. Kardeşlerim kargolara devam ediyoruz. Burada bir hardcore bir kargo yaptık. Yemin ediyorum beton. Vallahi beton oldu. Bunun içinde bayağı bir mama var. İçinde bir de kedi kumu da var arkadaşlar. O hardcore bir şey oldu. Bunun içinde de arkadaşlar tasmayı vesaire de koyduk. Tasmadır, gaga taşıdır. Ondan sonra derece, başka ne koyduk abi buraya? Köpek kemiği koyduk. Şu sıkıştırılmışlardan biliyorsunuz. Ondan sonra abi belki aklıma gelmeyen bir şeyler de olabilir. Onlardan da koyduk. Şimdi bunun ağzını güzel bir bantlayacağız. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Normalde arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? İki tane kargo çıkar. Hem malzeme için hem de bu mama için. Bu sefer de iki tane kargo parası ödemesinler diye. Ben gidiyorum ağzını bu şekilde kesiyorum çuvalı. Ondan sonra içine malzemeyi dik koyduktan sonra bunu da öyle bir bantlıyorum ki mümkün değil. Yolda açılmıyor arkadaşlar. Artık deneyim sahibi olduk. Bir şey olmuyor. Şu kargoları taşıyan adamlara Allah yardım etsin. Bir tane de burada var. Bir tane daha saracağım gerçi. Ondan sonra cima inşallah işim bitecek. Giderim komşumun yanında çay içerim. Keyfime bakarım kardeşim. Biraz da keyfimize bakalım. Yani böyle olmaz ya. Keyfim ezelleri dert oldu. Bunlar kaldı arkadaşlar. Bunları da bir sonraki seferde göndereceğim. Gerçi bunlar fazla geldi yani. Bunlar bir dahaki sefere hani bunlardan da ekler yine gönderirim. Tarttık kilolarına falan baktım. Bunlar fazla geldi. Şimdi arkadaşlar ben bunu iyice bir sarıp sarmalayıp geliyorum. Bir hazırlayayım agalar, bir ortam ayar vereyim.